Sevgili dostlar, merhabalar, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şu anda sizleri Sakıp Sabancı Müzesi'ne getirdim. Dış manzarası, dış cepheleri, dış mimarisini size göstereceğim. Fakat onun öncesinde içeriden başlayalım dedim. Çünkü dışarıda boğaz manzarası, işte bir takım heykeller falan var. Burası da sanırım Sakıp Sabancı'nın köşkü ve aynı zamanda da sergi varmış. Ne sergisi bilmiyorum. Bakacağız, hep birlikte göreceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Bundan sonra da yetişebilirsek çok daha özel bir yere geçeceğiz. Ama yetişemezsek de artık bir sonraki videoları sürpriz olsun diyelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bunlar orijinal tablolar. Sabancı'nın aldığı. Burada şeyleri var. Zeki Faik İzer 1905-1988 diyor. Sessiz bir mekan. Bunları çizenlerin hayat hikayeleri falan var. Tabii bunların hiçbirini şu an okumayacağız. Şu çok güzel. Galata Kulesi. Resim sergisi mi? Ne, ben anlamadım. Sana makine lazım. Sizi hoca buraya mı yönlendirdi? Çok realistik değil mi? Kim çizmiş? Kimmiş? Namık İsmail. Bu sen. Bunlar ne lan? Banlanacağız. Yanmıştır belki. Gerçekçi gibi durması için herhalde. Yani mantığını anlamadım sevgili dostlar. Ha, bakın sevgili dostlar, şu anda aslında bu perde oynamıyor. Şu an siyah ışıklarla sanki perde oynuyormuş gibi illüzyon yapıyorlar. Bakın bu böyle şu an. Şu an oynuyor gibi geliyor değil mi size? Aslında oynamıyor. Siyah ışık geçiyor önüne. Işığın burada önemini görüyoruz. Bakalım bunda ne var diyeceğim. Biraz ürkütücü bu arada. Bunda hiçbir şey yok. Bunun mantığını anlamadım. Bunda ne olacak? Ha. Bu da oyun. Gölge yapıyorsun. Gölge yaptın. Şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama tık tık sesle böyle oluyor. Evet sevgili dostlar. Benim mi IQ'm yok yoksa içerideki şeyler çok mu yaratıcı, artık kafam almıyor. Böyle. Ama şimdi köşke gidiyoruz. Biraz daha somut bir şeyler göreceğiz diye düşünüyorum. En azından orada anlayabileceğimiz şeyler olabilir. Ya aslında görsel sanat yapmışlar işte. Vizyon ne? İllüzyon gösterileri bir şeyler yapmışlar da. Anlamadık. Sen makine için geldin, ödevin var diye. Makinamsa bir şey çıkmadı. Buradan mı giriyoruz? Kampçiliği görmen lazım. Ayna. Kocaman bir ayna. Oo. İşte bu. İşte bu sevgili dostlar. Zenginlik. Çok sevindim.
Nazar etme ne olur, çalış senin de olur demiş atalarımız. Herhalde Sakıp Sabancı söylemiş, aynalı. Selamun aleyküm. Bu neyin simgesiydi? Bir şey söyleyeceğim, bu Nazi değil miydi? Ne bir çift severe suazo. Yeşil mescit. Çok güzel. Babanın evi gibi kokuyor çünkü eşyalar antik abi. Kaç yıllık. Aa bu vazoyu gördün mü? Bu vazo satılıyor mu odada? Şu. Evet ben de biliyorum. Evimize bundan almazsın. Peki acaba altın gerçek aldın kaplama mı? Saçmalama. Değil midir? Aynalar çok büyük yalnız. Benim burada psikolojim bozulur. Bakın. Çok büyük değil mi? Tüm ev gözüküyor. Yemek yeri herhalde. Evet, burası benim köşem. Çok tam babaanne evi kokuyor, şömine. Tablolar. Benim ışık küçük mü açık açık. Her yerde ayna var, onu anlamadım. Avize zaten tek başına 1 milyon. 1 milyon mu? Avize. Sadece 1 milyon. Avize 1 milyoncuk. Avize bu arada o kadar değildir salladım. O kadardan fazladır bu. Bu. Yok aynısı bizim ışıkçı da var. 5000 lira. Şu odayı çok merak ediyorum da bir şey söyleyeceğim. Bu kapılar neden bu kadar büyük? Sakıp Sabancı'nın hat koleksiyonu, bir de kitap koleksiyonu. Bunlar hat mıymış? Yani hat, bunun şekilli yazısı. Osmanlıca değil mi bunlar? Bilemeyeceğim. Osmanlıca. Bir tane. Kullandığı şeyler. Sevgili dostlar, burada çok sessiz konuşuyorum. İnşallah sesle bir problem yoktur. Çünkü müze bir ev ortamı gibi düşünün ve çok kalabalık. Kur'an nüshasının serlevha tesibi. Çok güzel içindeki renk. Bak yapışına. Şemsili ve köşe bentli diri cilt. Nesihat. Bu görmüş olduğunuz Kur'an-ı Kerim'in 3. cüzüymüş. Bu da Kur'an-ı Kerim zaten. Bu koleksiyon bu arada, hani koleksiyon yapmış. Zaten öyle yazıyor kapıda. Sevgili dostlar, burası da bahçesi. Zaten şurası Boğaz. Şuradan köprü gözüküyor. Oraları birazdan göstereceğiz size. Adam kendine böyle zevkine bir bahçe yapmış. Yani burasının evinin olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ama yani öyle salonda ben oturmam abi. Her köşede bir şey var ya. Bana çok garip geliyor yani. Adam sanki böyle para harcayacak yer bulamamış da evin her yerine ayna döşemiş gibi. Atlı şey işte burası. Bahçe 10 numara. Şuradan genelini gösterebiliriz zaten bahçenin. Yani burada bir 8-9 kişilik bir aile olarak yaşadığınızı düşünün. Çok büyük gelir burası. İstediğini yaparsın. Bak şu kenara köşeye mangal. Ben Saygı Sabancı Müzesi'ni stand-up şovuna çevirdim abi. Sanki şey yapacağım burada. Stand-up deyince aklıma sizin okuldaki stand-up geldi ya. Makineye dair hiçbir şey yoktu ama.
İşte burası da avlu deniyor herhalde. Bir avlu yapmış adam kendine. Aşağısında yol var yani buranın. Tüm manzarayı görmek için adam kendini yerden yükseltmiş. Evet. Tüm İstanbul. Tüm İstanbul Boğazı'nı şu an buradan görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Şurası zaten köprü. Tahminimce orası FSM mi? Boğaziçi mi? Bakın aşağısı normalde yol. Aşağıya göster, balıkçılar falan var. Böyle bir müze. Zevkli bir müze. En azından köşk görmüş olduk. Ben hayatımda ilk defa köşke giriyorum. Bir de Beylerbeyi Sarayı'na girmiştim ama o sayılmaz. Bu sonuçta bir kişinin üzerine bir şey. O koskoca imparatorluğun yeri olduğu için o biraz daha farklıydı. Şimdi aslında gitmek istediğimiz asıl bir yer var. Oraya yetişmeye çalışacağız şimdi. O yüzden bu videoyu burada kesiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Ayrı video da yapabilirim, birleştirebilirim. Orası 50 sene sonra açılmış. Bugün ilk günü. Oraya yetişmeye çalışacağız. Kendinize çok iyi bakın hocam. Sevgili dostlar, o kadar iğrenç bir yere geldik ki, yani burası 50 sene mi 100 sene mi sonra ilk defa açıldığı için tekrardan TikTok'ta falan videolarına denk geldim. Pontus Rum Müzesi miydi buranın adı? Bu kadar. Fener Rum Lisesi. Tüm Türkiye buraya akın etmiş sanki. Yani İstanbul'da değil, tüm Türkiye. O yüzden zaten yarım saatimiz kalmıştı girmeye. Araba yolundan gidiyorduk. İmkanı yoktu arabaya yer bulmamız, park etmemiz, aynı zamanda içeriye girip video çekebilmemiz. O yüzden mecburen uğramadan çıkıyorum. Sakıp Sabancı ile şimdilik idare edelim ama olur da yarın bir gün hala da açık kalmaya devam ederse bu müze, buraya sizi getiririm ama ilk gün maalesef getiremeyeceğim. Yani çekim için zaten uygun değil. Çok kalabalık. Zaten şu anda GPS'leri görüldüğü gibi her yer kırmızı. 5 kilometreyi 40 dakika yazıyor. Millet küfür ediyor. Herkes bir gergin dışarıda trafikte. Yani İstanbul'da yaşamak gerçekten hiç stresli değil. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bay bay.